Herkese merhabalar. Bugün sizlere Trademark'ın yani Brand Register'ın sunmuş olduğu olanaklarının bir tanesinden bahsedeceğim. Aslına bakılırsa birçok kişi ülkemizde Trademark'a kayıt olmadığından dolayı maalesef bunlardan faydalanamıyor. Aslında çok büyük bir kayıp çünkü sunmuş olduğu olanaklar bir hayli fazla. Buradan Brand Register'e dahil olduktan sonra isterseniz arbitrage, wholesale, private label olarak çok güzel ürün araştırması yapabilirsiniz. Birçok kişi Jungle Scout ve benzeri programlardan ürün araştırması yaparak o ürünlere girmeye karar veriyor. Aslına bakılırsa tüm dünya da böyle yaptığı için karlılık minimum seviyeye iniyor. Bu yüzden çoğu kişi kar elde edemeyip Amazon'dan uzaklaşıyor. Amazon'da gerçekten birçok ürün araştırma çeşidi var. Jungle Scout ve benzeri programlar hariç. Bu onlardan sadece bir tanesi. Bu yüzden biraz farklı düşünerek, farklı hareket ederseniz gerçekten kar marjı, iyi ürünler yakalamanız mümkün. Çünkü Amazon dışarıya veri vermediğinden dolayı çoğu program kendi haznesinde olan bilgileri kişilere maalesef satmakta. Şimdi daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Geçen videoda lansman yaparken keywordlerin biraz olsun öneminden bahsetmiştik. Şimdi Brand Register'ın sunmuş olduğu ürün araştırma çeşidiyle ürün araştırması yapacağız. Bunu isterseniz haftalık, aylık, yıllık veya istediğiniz günlere göre ürün araştırması yapabilirsiniz. Ben şimdi hepinizin de bildiği Türk İş'ten devam edeceğim. Bakalım Türk İş'ten sonra hangi ürünler denk gelecek, tamamen spontane bir şekilde bakacağım. Bakalım ne tür ürünler bulacağız. Dediğim gibi buradan private label olsun veya arbitraj ürünleri olsun güzel ürünler bulabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca şimdi buraya baktığınızda bunlar zaten haftalık olarak değişmekte. Her hafta burayı kontrol ederseniz her zaman buradaki ürünlerin değiştiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Şu an zaten baktığınızda genellikle dün yani Amazon Amerika'da genellikle en çok talep eden ürünleri görebiliyorsunuz. Genellikle popüler olan şeyler. Şimdi ben tabii bunlara bakmayacağım ama isteyenler bunlara bakabilir. Birçok yani görüyorsunuz bazen şöyle olaylar oluyor. Özel güne ait patlama yaşanan ürünler oluyor mevsimsel. Biz genellikle mevsimsel ürünlere girmemeye taraftarıyız. Çünkü anlık oluyor, bir gün oluyor. Bir gün olduğundan dolayı pek fazla talep olmuyor sonraki günlerde. O yüzden ürünün elinizde kalma ihtimali var. Ama tabii isteyenler yine de girebilir. Şimdi nasıl yapalım? Ben buraya Türk İş yazacağım. Bakalım geçen zaten videoda Türk İş'ten ilerlemiştik. Yine Türk İş'ten ilerleyelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ona göre bir araştırma yapalım. Ürün araştırması. Şimdi buradan baktığımızda aslına bakılırsa private label olsun, arbitraj olsun hangi ürün çıkacağını emin değilim. Ama bir bakalım Turkish Towel zaten en çok her zaman aratılan keyword. Turkish Towel, Turkish Coffee. Bununla ilgili zaten YouTube'a daha önce bir video koymuştum Turkish Coffee. Turkish Towel, Türk lokumu. Bununla ilgili birçok video var. Neredeyse ben bunların hepsiyle ilgili bir video çekmiştim hatta Turkish'le. İsterseniz siz bunlara bakabilirsiniz. Ben Turkish'e bakmak istemiyorum. Burada bizim ilgimizi çekebilecek neler var? Çünkü bununla ilgili video çektim daha önce. Aynı mükerrer bir video çekmek istemiyorum şu an size. Burada olmayan farklı bir ürün düşünüyorum. Sıralama gittikçe kötü oluyor ama olsun biz ürün fikri elde edeceğiz buradan. Turkish Delight Candy, Towel, Lamp, bakalım. Devam ediyorum. Türk fıstığı böyle devam ediyor. Aslına bakılırsa ne satabiliriz? Bunlar var. Geçiyorum. Böyle devam ediyor. Turkish Ring buradan çıkıyor. Şuraya kadar hatta devam ediyor. Biz ne satalım? Bu sefer buradan değil. Biz buradan ne başörtüsüne bakalım. Başörtüsünü araştıralım. Head scarf. Buradan karşımıza neler çıktı? Aslına bakılırsa burada ne hangisi satılıyormuş? Aslına bakırsa bunu inceleyebiliriz. Şuradan ben geriye gideyim. Şu an bu çıktı önümüze. Bundan çıkıyorum. Head scarf var mı burada? Head scarf. Evet, burada çıktı.
Tamam, buradan bir inceleme yapalım. Tabi bu bizim ülkemize göre benim tahmin ettiğim bir başörtüsü olmadı. Devam edelim, bir inceleyelim bakalım. Hatta genel bir satışına bakalım. Jungle Scout'tan bakalım. Satışları nasıl acaba? 34 yorum var. 21 bin dolar normal. Tabii bunlar Türkiye'de üretiliyordur büyük ihtimal. Üretenler mutlaka vardır herhalde. Bu neymiş? Gangster mask şeye benziyor. İyi de satıyor yani 328 bin dolar. Levi's. Arbitraj ürünü olabilir mi? Bakalım. Ne olsun? Şu olsun. İkili paket. Kaç kişi var? Amazon satıyor. Neyse bunu geçelim. Ama güzel ürünler var. Yani gerçekten iyi de satıyor. Tabi yorum dominasyonu biraz fazla. Hele ki bunun 15 bin yorum var neredeyse. Ama güzel satışlara sahip. Bunlar Türkiye'de üretiliyor mu acaba? Araştırmak lazım. Değişik ürünler var. Çoraba bakalım. Yine tekrar dönelim buraya. Şuna bir bakalım. Neymiş? Birinci sırada çıktı. Markalı. Bunu geçiyorum. Organizer. İkinci sırada çıkıyor şu an haftalıkta. Bu tam bir private label ürün. Satışları nasıl ama tabii yorum dominasyonu çok fazla ama yeni giren de var. Biraz inovasyon yapmış. Bestseller yani bunda yorum dominasyonu çok fazla. O biraz problem yaratabilir. Bu bir bayağı bir marka dominasyonu yapmış. Hep onun şeyleri çıkıyor. Keywordleri çıkıyor. Devam edelim. Şu keyword'a bakalım. Bu keyword'ten ne gelecek karşımıza? Şöyle bir çorap geldi. Çorap videosu daha önce çekmiştim ama bu çok değişik bir çorap. Bunun böyle bir çorap karşımıza çıkmamıştı o zaman ürün araştırması yaparken. Şöyle bir çorap çıktı karşımıza. Tabii yorumlar almış, yürümüş, gitmiş. Yorumlar çok fazla ama yeni girenler de var. 32 yorum var. 62 yorum. Şu 32 yorum olan ne kadar satışa sahip acaba? Yani normaldir. Nike zaten ona hiç bakmaya gerek yok. Şuradan değişik bir keyword elde edebilecek miyiz? Şunu merak ettim. Az önceki mevsimsel ürüne yakın bir keyword. Bakalım nasıl? Şu an talep epey fazla gözüküyor. Evet. 7 yorum var. Zaten gördüğünüz gibi bunlar biraz mevsimsel olduğu için tabi bu burada eşitlenmiş. Güzel keyword'e denk gelmiş. Satışlar nasıl acaba? Bestseller. Ne kadar satıyor? 60 bin dolar. Yani 7 yoruma şahane. İşte yani kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bazıları bu tür ürünlere girebilir risk alıp yani ben bunun riskini kabul ediyorum deyip girebilir. Tamamen kişiye kalmış. Ama bu tip ürünler bulmanız mümkün. Biz şu an tamamen Brand Analytics üzerinden ilerliyoruz. Bildiğimiz daha önce araştırma yaptığımız YouTube'a çekmiş olduğum videolar üzerinden gidiyorum. Bakalım karşımıza değişik ürün fikirleri çıkacak mı diye. Nitekim çıkıyor yine. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Şuna bakalım. Turkish. Aslında Turkish'te orada görmediğimiz belki olmuştur. Gözden kaçan denk gelmiştir. Buna yakını görmüştük zaten. Buna bakmayacağım. Şu an biz ne yapabiliriz? Ben daha önce Derby ile ilgili bir video çekmiştim. Bakalım bununla ilgili değişik şeyler çıkacak mı karşımıza? Ama bakalım ne çıkacak ben de bilmiyorum.
Değişik bir şapka çıktı. Şapka olduğunu okumadım ya. O burada yazıyormuş zaten. Şunun 29 yorum var. Satışlar nasıl acaba? Şuna bakalım. Bir de toplu satışlarına bakalım. 29 yorum var. Çok fazla bir yorum olduğu da söylenmez. Selesen kaç? 130. Pek sattığını söyleyemem. Aynen. Çok yüksek sales rank'i var. Şöyle bir toplu olarak bir bakalım. Ne kadar satışa sahip. Şu an birinci sırada gösteriyor çünkü. Fiyatları da pek yüksek değil aslında. Yani bence pek tatmin edici satışlar değil. Sadece şu elbise olan 150 bin dolar ciroya sahip. Ben beğenmedim. Burada bilet gösteriyor zaten. Derby Head. Şuna bakalım. Bundan satmak isteyen pek olacağını sanmıyorum. Çok ağır ama isteyenler değerlendirebilir. Bakalım ne kadarmış satışları. Sıfır yorum. Bu sıfır diyorum. 25 yorum. Bir bakalım. Satışlar gayet yüksek. 24 yoruma 108 bin dolar ciro. Tabii birçok varyasyonu var. Değerlendirilebilir. Biz yine Türk İş'e dönelim. Türk İş'ten devam edelim. Türk İş üzerinden ilerleme kaydedersek bakalım farklı ürünlere denk gelebilecek miyiz Türkiye'den? Türk İş Coffee, Türk İş Hand Towel. Onları zaten biliyoruz. Maker. Şuna bir bakalım. Neler çıkacak karşımıza? Bunlara zaten bakmıştık. Cezve çıktı. Kim satıyormuş burada en çok? Arzu Mokka birinci sıradaymış %23 ile. Şu ürün en çok satanmış Arzu Mokka'nın. Bakalım ne kadar ciro yapıyor Arzu Mokka. Şu en çok satılan gösteriyor bu keyword'e girdiğimizde. Zaten bu brand register'ın sunmuş olduğu en büyük olanaklardan bir de zaten bu en çok satanı gösteriyor. Ola ki arbitraj yapmak istediğiniz zaman en çok satan ürünü direkt böyle görebiliyorsunuz. Yani bu keyword'de bu keyword'e giren kişilerin ilk aldığı ürün bu. Öyle düşünebilirsiniz. Yani kendinizin satmış olduğunuz herhangi bir ürüne baktığınızda buraya girip sizin geleceğiniz, örnek veriyorum, biraz daha basitleştireyim. 3 ev ürünün arasında kaldınız. Hangi bir tanesine girmek istiyorsunuz? Yani şimdi şöyle, birbirlerine ciroları yakın olabilir, değişkenlik gösterebilir. Ancak sizin pek fazla şansınız yok. İşte buraya girip hangisi click share'i fazlaysa, en çok satan birinci sırada kimse, direkt ona girebilirsiniz. Yani rakiplerinize göre onlar bu olanaklara yararlanmadan siz aslında yararlanabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Yani arbitraj yapacağınız zaman direkt bakabilirsiniz. Aslında birkaç tane de örneğe bakabiliriz. Ama video çok uzun olur mu? Video uzun olmasını istemiyorum. Birçok kişinin zamanı almak istemiyorum. Ama mantığı anlamışsınızdır umarım. Gördüğünüz gibi 5 kişi var. 22 bin dolar ciro gösteriyor. Benim kastettiğim de zaten gördüğünüz gibi bu. Yani %23'ten %22'si girip yani girdiğinde bu ürünü alıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bakın. Click şey, conversion şey. Yani satışı dönüşü olarak değerlendirilebilir. İkinci sırada şu varmış. Buradan da gördüğünüz gibi bakalım ikinci ürün. Yani az önceki keyword'e giren kişilerin almış olduğu ikinci ürün bu. Şuna bir bakalım. Yeni bir ürün bulduk. Buradan da böyle gidip bakın az önce, yani arzumu almayanlar bunu alıyor. Yani öyle düşünebilirsiniz. O keyword'e girip yani Turkish Coffee Maker'a girip ikinci satılan ürün bu. Aslına bakılırsa biz şuraya gidersek şimdi şuraya gidersek burada pardon. Şöyle o keyword'e gelmek istiyorum. Şöyle keyword'ı açayım. Şimdi bakın yani yan yanalar zaten. Birinci bu. İkinci bu. Şimdi biz yani Türk olarak düşündüğümüzde ya kesin Okra'yı falan alırlar deriz. Arzumu satar. Yani şu pek insanın aklına gelmez ama baktığınızda ikinci satan bu. Yani o açıdan değerlendirilebilir. 70 kişi var listede zaten.
bunun ne kadar cirosu varmış, buna da bakıp videoyu sonlandıralım. Eğer isterseniz yorumlara belirtirsiniz, ben bununla ilgili video serisi yapabilirim. Yani siz beğenirseniz ben zevkle paylaşabilirim. Hatta şöyle de yapabiliriz. İstediğiniz keywordler varsa, yani bir ya da ürün, keyword olmayabilir, istediğiniz ürün varsa, ürün bazlı da asin yapıştırarak güzel fikirler elde edebiliriz. Niye olmasın? Size kalmış tamamen. Ona göre ben de video çekerim. Faydalanmış olursunuz girmek istediğiniz ürünlere. Ona göre kafanızda bir fikir oluşur. Arzu'nun tabii ki daha iyi satıyor. Birbirine yakın olanlarda değişkenlik gösterecektir. Şöyle yapalım. Hatta Arzu'mu biraz daha araştıralım. Arzu'mun en aşağısına inelim. Şöyle asin alıyorum. Şöyle Turkish siliyorum. Şuraya apply. Bakalım ne verecek bize. Evet. Arzu Mokka. Yani Beko Turkish Coffee Maker'a giren kişiler bunu alıyormuş. Ama genellikle buna zaten pek fark yok. Turkish Coffee Machine. Buna girip alıyorlarmış. Beko'da şu ürüne girip alıyorlarmış. Şu ürüne bir bakalım. Conversion şeyleri çok büyük. Hatta buralarda %60. Bayağı bir yüksek. Şuna bir bakalım. Asin'le alıyorum. Şuradan yeni edindiğimiz fikirlere bakalım. Ne kadar satışı var acaba? Beko'nun eski logosu var. Acaba Türkiye'de bu hala satılıyor mu? Yani bunu gönderecek kişiler problem yaşamaz. Tabii sıfır. Devam edelim. Tabii bunlar milyona gittiği için satışları nitekim olmuyor. O şekilde de düşünebilirsiniz. Arzu Mokka yine aynı çıktı. Brand çıktı. Burada farklıları var mı? Yok. Hatta son olarak şöyle bir Beko yazalım. Bakalım Beko'da neler çıkacak. Hep birlikte bakalım. Şunu silecektim, pardon. Beko, bunlar çıktı. Arzum yazalım. Dediğim gibi yani burada limit sınırsız. Yani aklınıza ne geliyorsa. Biz şu an haftalık bakıyoruz. Değişkenlik gösterecektir. Gördüğünüz gibi bu böyle baktığımızda buna yakın ürünler karşımıza çıktı. Beğendiyseniz buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin. Aklınıza takılan bir keyword olur, ürün olur. Hep birlikte bakarız ne sonuçlarla göreceğiz. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ama ben haftalık olarak bununla ilgili bir arka arkaya 4 hafta video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü şuradakilerin her hafta değiştiğini görmeniz için de güzel olacaktır. Çünkü yani her hafta yeni ürün bulacağınızı düşünün. Her hafta burası değişiyor ve siz de her hafta yeni ürün bulacağınızı düşünün. Burada limit yok. Şunu öyle düşünebilirsiniz. Yani ne kadar çok gidebilirseniz gidin. Yani size kalmış. Burada ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar çok ürün bulmanız mümkün. Yani işin ucundan çıkamazsınız. Şöyle ikinci conversion şehre gelirsiniz, üçüncü conversion şehre gelirsiniz. Yani istediğiniz kadar ürün bulabilirsiniz. Yani burada hiçbir zaman sıkıntı yaşamazsınız. Yani ürün bulmaktan bıkarsınız. Dediğim gibi Jungle Scout ve benzeri programlar herkese aynı verileri veriyor. Yani bulduğunuz ürünü YouTube'a yazın. Genellikle zaten herkesin satmaya çalıştığı ürünlerdir. Çünkü herkese aynı ürünleri gösteriyor. Siz orasını burasını değiştirerek pek fazla iyi veri alabileceğinizi sanmıyorum. Çünkü biraz gerçekten onlara harici birçok ürünü araştırma çeşidi var. Bu da onlardan bir tanesi. Biraz farklı düşünerek, farklı hareket ederseniz gerçekten çok güzel ürünler bulup güzel karlar elde edebilirsiniz. Nitekim biz öyle yapıyoruz. Umarım size de bu şekilde faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.